Kıymetli kardeşler, günümüzde riayet etmemiz gereken mühim, en önemli sünnetlerden bir tanesi de teşekkür etmektir, nezaket göstermektir. Maalesef günlük hayatımızda biz bu sünneti ciddi anlamda ihmal edebilmekteyiz. Hatta bazılarımız herhangi bir işe, iyiliğe karşı teşekkür ettiğinde sanki böyle küçüldüğünü düşünüyor, böyle bir vehme kapılıyor. Yani onun yaşı benden ufaktır, ona teşekkür ettiğim zaman da ben de acaba böyle bir küçülme mi hasıl olur? Onun nazarında küçük birine mi dönüşürüm? Hayır, bunu kesinlikle böyle düşünmemek lazım. Çekingenliğimizi, utangaçlığımızı, bütün bu reflekslerimizi, komplekslerimizi bir kenara bırakarak mutlaka bize iyilikte bulunmuş olan kişiye, velev ki oğlumuz da olsa, kızımız da olsa, eşimiz de olsa, kim olursa olsun, aile bireylerimizden, en yakınımızdan en uzağımıza kadar, her kim olursa olsun ona teşekkür etmeyi bilmemiz lazım. Bize birisi bir hediye ettiğinde, herhangi bir işin içinden çıkamadığımızda, bize yardımı dokunduğunda, elimizden tuttuğunda, caddeyi karşıya geçirdiğinde, ilahirihi, yani bütün bunlarla alakalı bize hangi iyiliği dokunursa dokunsun teşekkür etmeyi bilmemiz lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin şu hadis-i şerifi bu konuyla alakalı ne kadar özet ve hulasa niteliğindedir. Efendimiz buyuruyor ki, "Men lem yeşkurin nas lem yeşkurillah." İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Demek ki Allah'a şükretme duygusu bile insanlara teşekkür etmekten geçiyor. Ben sadece Allah'a şükrederim, sebepleri devreden çıkarırım anlayışı, mantığı, mantık değildir, zihniyet değildir. Hayır. Cenab-ı Hak okulları yaratmıştır. Okullar vesilesiyle sana iyilikte bulunmuştur, ihsanda bulunmuştur. Senin okullara teşekkür borcun var. Onlara teşekkür edeceksin, sonra Cenab-ı Hakk'a şükredeceksin. Çünkü onlar sebeptir, vesiledir. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, o vesileyi görmezden gelen, ona teşekkür etmeyen Cenab-ı Hakk'a şükretmiş olmaz. Bunu mutlaka titizlikle riayet ettiğimiz bir adet haline getirmemiz gerekiyor.